Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, daha önce böyle büyük bir organizasyonda görev yapmış olanlardan da, ilk Deaflympics tecrübesini yaşayanlardan da tam not aldı. Bir yıldır görevdeyim. Birçok uluslararası organizasyonda görev aldım. Daha önceki müsabakalar güneş altında 12-4 arası oynanırken, Samsun'da akşam serin bir havada müsabakaların oynandığına şahit olduk. Bunu açıkçası çok şaşırdım. Bu hadise Deaflympics tarihinde daha önce hiç görülmemişti. Ayrıca organizasyonda koordinasyon çok iyiydi. İletişim, plan ve programlama, kısacası her şey üst düzeydeydi. Şaşırdığım bir diğer hadise ise seyircilerin müsabakalara ilgisi oldu. Coşkulu taraftarlar hınca hınç tribünleri doldurdu, boş yer yoktu. Özellikle duyan seyircilerin gelmesine şaşırdım. Ayrıca diğer Deaflympics organizasyonlarıyla farklı olarak Türkiye Deaflympics'in reklamını çok iyi yaptı. Teşekkürler. İdareciler gibi sporcular da Türkiye'ye hayran kaldı. Türkiye'nin kültürü çok güzel, harika. Yemeği ise süper. Tadını çıkartıyoruz. Güneşi, denizi, dondurması, içeceği harika. Samsun halkının yardımseverliği, iletişimi, misafirperverliği, her şey pozitif. Deaflympics Samsun 2017, tüm dünyaya barış ve dostluk mesajları vererek en önemli misyonlarından birini de yerine getirdi. Samsun'da organizasyondakilerin, gönüllülerin ve tercümanların ilgisi çok iyi. Ufak problemleri bir kenara bırakırsak her şey pozitif. Sokakta insanların Yunanlı olmama rağmen ilgisi beni sevindirdi. İnsanlar siyaseti kenara atmış. Burada politikadan ziyade sporun önde olması beni mutlu etti. Samsun'daki oyunlar katılımcılarından aldığı övgülerin yanında ICSD Başkanı Valeri Rukledev'in "Tarihin en iyi Deaflympics'iydi" sözleriyle hatırlanacak.